Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'den aldığım Ören Bayan'ın favorisiyle size 3 renkle yapılan harika bir bebek battaniyesi göstereceğim. Bebek battaniyemiz oldukça basit bir model. Şöyle göstereyim. Beyaz, pembe ve sarı renk kullanarak size çok güzel, çok kolay bir bebek battaniyesi modeli göstereceğim. Şimdi modelimizi başlarken 4 numaralı tığla başlayacağız. Daha sonra 3 numaralı tığla devam edeceğiz arkadaşlar. İlk başlarken zincirlerimizi 4 numarayla çekeceğim ki kasma yapmasın. Şimdi dilediğiniz kadar zincir çekerek örgümüzü üzerine kurabilirsiniz. Eğer bebek battaniyesi yapacaksanız zaten ölçüleri belli. 80 santim, 90 santim veya 1 metre uzunluğunda zincir çekip örneğinizi üzerinde kurabilirsiniz. Ben bu kadar zincir üzerinden size modelimizi göstereceğim. Siz dilediğiniz kadar zincir çekip üzerinde modelinizi kurabilirsiniz. Evet, zincirlerimizi çektik ve tığımı şimdi değiştiriyorum. 3 milimlik tığa geçtim. Hemen ilk zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanına bir sık iğne daha, 2. Hemen yanına hiç atlamadan bir sık iğne daha, 3. Arkadaşlar, üçer üçer sayarak yapacağız sık iğnelerimizi. Tekrar sayıyorum. 1, hiç zincir atlamadan, 2, zincir atlamadan, 3. 1, 2 ve 3. Böyle üçer üçer sayarak zincirlerimizin sonuna kadar devam edelim. Daha sonra diğer sırada modelimizi kuracağız. 2 ve 3. 1, 2, 3. Sık iğnelerinizi bitirdikten sonra da üçer üçer sayabilirsiniz. Şöyle ilk sıramı tamamladım. Üçer üçer yaptım. Şöyle tekrar söyleyeyim size. 3, 3, 3, 3 diye sayarak sonunda da 3 tane yapalım ve ilk sıramızı tamamlayalım. İkinci sıraya geçerken şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümüzü çevirelim. Şimdi tığımı, ipliğimi doladım. Hemen ilk yuvaya, bakın ilk boşluğumuza batırıp bir ilmek alıyoruz. Tekrar tığımı doladım. Yanındaki yuvaya batırdım ve bir ilmek daha. Tekrar tığımı doladım ve üçüncü yuvaya bir ilmek daha. Şimdi aldığım ilmeklerin hepsini birden çıkardım ve bir zincir. Bu kadar. Tekrar tığımı doladım. Son batırdığım yuvaya batırıp bir ilmek. Tekrar tığımı doladım. Yanındakine bir ilmek. Tekrar tığımı doladım. Yanındakine bir ilmek. Toplam şöyle bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimiz oluyor. 7'sini birden çıkardık ve bir tane zincir. Tığımı doladım. Son batırdığım yuvaya batırıp bir ilmek. İlmeklerimizi şöyle 1 santim kadar uzatıyoruz. Yanındaki yuvaya ikinci ilmek, yanındaki yuvaya üçüncü ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek toplamış oluyoruz. Hepsini birden çıkardım ve bir tane zincir. Tığımı doladım. Son batırdığım yuvaya bir ilmek. Tığımı doladım. Yanındakine bir ilmek. Tığımı doladım ve yanındakine bir ilmek. Hepsini birden çıkardım ve bir tane zincir. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım hanımlar. Şöyle sıranın sonuna kadar tamamladım. Sonundakini de birlikte yapalım. Yine tığımı doladım. Yine son batırdığım yuvaya batırıp bir ilmek. Yanındaki yuvaya bir ilmek. Yanındaki yuvaya bir ilmek. Yine 7 tane ilmeğim oldu. Hepsini birden çıkardım ve bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Son olarak bir tane trabzan yapıyoruz. Ve ikinci sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu sıradan başka renge geçeceğim.
Şu son iki ilmeğimi çıkartacağım. Sarıyla bir tane zincir çekip hemen şöyle geçiş yapacağım. Bir tane zincirimi çektim ve örgümü çevirdim. Hemen ilk yuvaya bir sık iğne. Yanındaki yuvaya bir sık iğne. Bakın bütün boşluklara birer sık iğne yapacağız şimdi. Zaten batacağımız yerler kendisini belli ediyor hanımlar. Hiç sıra atlamadan bütün boşluklara birer sık iğne yapacağız. Modelimiz oldukça basit. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Yani bir sıra sık iğne yapıyoruz. Diğer sırada örneğimizi kuruyoruz. Ama ben 3 renkli yaptığım için her 3 renkten de birer sıra yapıp size göstermek istiyorum. Hem kenarlarını nasıl geçtiğimi de görün diye. Şöyle sıranın sonuna geldiğimde burada 3 zincirimiz vardı. O 3 zincirimize de batırarak bir tane sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Yine tığımı doladım. Hemen ilk yuvaya batırıp bir ilmek. Tığımı doladım. Yanındaki yuvaya batırıp bir ilmek. Tığımı doladım ve yanındakinden bir ilmek. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimiz var. Hepsini birden çıkarıyoruz. Bir tane zincir çekerek devam ediyoruz. Yine tığımı doladım. Son batırdığım yuvaya bir ilmek, yanındakine bir ilmek, yanındakinden bir ilmek. Yine toplamda 7 tane ilmeğim oldu. Hepsini birden çıkardım ve bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Son yuvamıza bir ilmek, yanındaki yuvaya bir ilmek, yanındaki yuvaya bir ilmek ve hepsini birden çıkardım. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir de beyazla göstereyim hanımlar. Evet, tığımı doladım. Yalnız şuradaki son yuvaya batmayı unutmayın. Eğer burayı atlayıp da bu tarafa batarsanız örgünüzde kayma olur. Son yuvaya bir ilmek, yanındakine bir ve yanındakine bir. Toplam 3 kere ilmek aldık ve hepsini birden çıkardık. Arkadaşlar bir de ben bu sırayı tamamlarken bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz abonelikler tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şöyle bir ilmek, ikinci ilmek ve üçüncü ilmek. Kanalımın büyümesi için desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yorum kısmına da birkaç kelime de olsa yorum yazarsanız daha da çok memnun olurum. Evet, sarıyla olan kısmını da tamamlayacağım. Bir de beyazla göstereceğim size. Şurayı ben sonuna kadar hızlı bir şekilde geleyim. Sonunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Sıranın sonuna geldim. Tığımı doladım. Yine son yaptığım yuvaya batırarak bir ilmek. Yanındakine bir ilmek ve en son yuvadan bir ilmek aldım. Hepsini birden çıkardım ve bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım ve en son yuvaya batarak yine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine sarı ipliğimizi bırakıyorum. Yine bu son iki ilmeği almayacaktım. Unuttum arkadaşlar, onu çıkarayım. Son iki ilmek kalınca beyaza geçeceğiz. Yani başka bir renge geçerken son iki tane ilmeği bırakalım ki geçişlerimiz güzel olsun. Evet, bir tane zincirimi çektim ve geçirdim. Yine bir zincirimi çektim ve örgümü çevirdim. Ne yapıyoruz? Yine ilk yuvamıza bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yanındaki yuvaya sık iğne, yanındakine sık iğne. Bütün şu yuvaların içerisine birer sık iğnemizi yapalım.
Yine sıranın sonuna geldim. Bakın burada 3 zincirimiz vardı. Oraya da batarak 1, 2, 3 zincir çekip tekrar örgümü çeviriyorum. Yine tığımı doladım. Hemen ilk yuvamızdan bir ilmek aldım. Yanındakinden bir ilmek ve yanındakinden bir ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini birden çıkardım ve bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Son battığım yuvaya batırıp bir ilmek, yanındakinden bir ilmek, yanındakinden bir ilmek. Hepsini birden çıkardım ve bir zincir. 1, 2, 3. Hepsini birden çıkardım ve bir zincir. 1, 2, 3. Hepsini birden çıkardım ve bir zincir. 1, 2, 3. Hepsini birden çıkardım ve bir zincir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz oldukça basit ve oldukça gösterişli. Her iki tarafı da aynı çift yönlü kullanabileceğiniz çok güzel bir bebek battaniyesi modeli. Ben daha önce daha kalın bir tığla çalışmıştım aynı modeli. Bir de onu göstermek istiyorum size. Bakın bu da 3,5 numarayla çalıştığım bir model. Yine aynı renklerde çalıştım. Gül kurusu sarı beyaz, gül kurusu sarı beyaz şeklinde devam edeceğim bunu da. Bakın bu da harika oldu. Arka tarafı da aynı, ön tarafı da aynı. Çift taraflı kullanabileceğiniz çok güzel, çok basit bir model. Gerçekten çok basit bir model ve çok cici bir model. Bunu bir tek bebek battaniyelerinde değil, hırkalarda da kullanabilirsiniz. Şal da yapabilirsiniz bundan. Yeleklerinizde de kullanabilirsiniz. Alize'nin tiftik ipiyle yaparsanız yeleklerinize de çok yakışacak bu model. Bakın hem arkası hem önünü kullanabileceğiniz çok güzel bir model. İsterseniz kenarlarına da istediğiniz kenar oyasını geçerek kullanabilirsiniz. Arkadaşlar umarım modelimi beğenmişsinizdir. Umarım ben de size güzelce anlatabilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.